merhabalar efendim. Ben Güneş Akkaya'yım. Eğer bu videoyu beğenirseniz like yapmayı, abone olmayı, lütfen unutmayın. Nasıl oylarda bizim geçen de tekrarlandı. Seçimlere güvenimiz kaldı. Her şey olabilir. Çok aşırı, çok yüksek geliyor. Bizim hükümetimiz ancak ibanlarız. Biz yardım edeceğiz hükümeti. Yani ülke öyle bir yerine gelmiş ki bitmiş duruma gelmişler. Bitmiş zaten. Nasıl düzelecek? Değişim efendim bu seçimlerde. Nasıl görüyorsunuz? Valla değişmesi gerek ama zor değişim. Ne gibi engeller olur sizce? Düşünceleriniz neler? Valla benim düşüncem nasıl oylarda bizim geçen pusulalarında şeyler oldu, tekrarlandı şeyler. Bu gibi şeyler olabilir. Yani korkunuz bunlar olabilir. Seçimlere güvenimiz kaldı. Her şey olabilir. Tekrarlanabilir. Böyle bir düşünceye sahip. Evet. Peki elektrikli doğalgaz giderleri hakkında düşünmelerinizde? Aşırı derecede. Çok aşırı. Faturalar nasıl? Çok aşırı. Çok yüksek geliyor faturalar. Aşırı derecede. Bunların da yani önlerine geçilmesi lazım. Yani halkına 300 euro destek veriyor doğalgaza her ay. Çoğu Avrupa ülkeleri bu kararı aldı. Siz bizim hükümetimizden bunu bekliyor musunuz efendim? Bizim hükümetimiz ancak ibanlarız. Biz yardım edeceğiz hükümetimiz. Peki ne olmalı sizce? Yani nasıl bir değişim olabilir sizce? Yani en başta gelir adaletsizliği var. Gelir adaletsizliği. Böyle birden fazla maaş alanlar. Yani bu gibi şeyler var yani. En fazla bunların ilk önce bunların yanı olması lazım yani. Peki muhalefeti nasıl görüyorsunuz efendim? Şimdi iyi gidiyor. Güzel gidiyor. Yani her şey yolunda. Her şey yolunda. Peki iktidara gelebilirsin ise ne gibi bir düzenlemeye giderler? Diyorlar ki 2 yıl boyunca biz bu sistemde gideceğiz diyorlar. İlk 6 ay demişlerdi, sonra 2 yıla çıkarttılar. Yani bu sistemin üzerinde 2 yıl ne gibi bir düzenlemeler yapabiliriz? Sistemi tamamen değiştirmeleri lazım. Ama 2 yıl söylüyorlar. Ben duymadım. Altay demişti ki Sayın Kıvay Kılıçdaroğlu en sonunda. Büyük değişikliklere gidilmesi gerekir yani. Böyle olmaz yani. Yani diyorsunuz ki bu sistem üzerinde kim gelse başarılı olma şansı yok. Bundan sonra zor. Neden? Yani ülke öyle bir yerine gelmiş ki bitmiş duruma gelmişler. Bitmiş zaten. Nasıl düzeltecek? Gelecek yıl. İşi zor yani. Düzeltir de işi zor. Yani zor diyorsun düzeltir ama zorlanır diyorsun. Zorlanır diyorsun. Benim görüşüm bu yani. Türkiye'de mülteciler hakkında ne düşünüyorsunuz? Onlar gene büyük sorun zaten. Onlar kesinlikle burada olmaması gereken şey. Türkiye'ye büyük bir şey. Zararı var. Faydası yok. Ya şu anda Sayın Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımız onlar için İran, Suriye'nin bir bölgesinde çok ciddi evler yaptı. Çok ciddi, öyle böyle değil. Bunlar da ne düşünüyorsunuz? Tamam, yaptıysa göndersin. Zararı var yani. Faydası yok. O zaman şöyle söyleyebiliriz yani, eğer onlar giderse biz biraz daha rahatlarız. Çok rahat. Peki siz de giderler mi? Bence şöyle, şu anda gitmezler, hükümet değişirse giderler, gidecekler. Toplam Türkiye'de 10 milyon mültecinin olduğu söyleniyor. Afgan, Suriye, Irak. Yeni gelecek hükümet bunların hepsini gönderiyor. İnanıyor musun? Ben inanıyorum. Göndereceğine inanıyorum. Yani yeter diyorsunuz, bir değişim olsun, bir değişimi görelim diyorsunuz. Asgari ücret 5500 TL, açlık sınırı 7500 TL. 2000 TL açlık sınırının altında yaşıyoruz. Felaket bir şey. Felaket bir şey. Başka ne diyelim? Felaket bir şey. Faturalar bundan ödenmiyor diyebiliriz. Tabii. İnsanlar nelerden kısıyorlar abi şu anda? Açlık sınırının 2000 TL altında. Yani biz... Giyinden kısıyor, yemeden kısıyor, ne yapsın? O zaman şöyle diyebilir miyiz? Bir insanın yetişmesi için süt, et, bunları almalı gıda ki beyni çalışmalı. Sürekli makarna yerse de beyni çalışır mı sizce? Kesinlikle çalışmaz. Bunları alması gerekir. Alamayacağına göre de yani böyle bir nasıl bir nesil yetişecek, cahil bir nesil yetişecek, zayıf bir nesil yetişecek. Bunların alınması lazım yani. Alabilir miyiz? Çok zor. Bu durumda çok zor. Çok teşekkür ederim. İsminiz ne efendim? Zafer abi, sana her şey için çok teşekkür ederim.